İdlib'den de söz ettiniz. Son dönem İdlib'de de birçok gelişme yaşandı. İkisini bir arada düşündüğümüz zaman bir de S-400'lerin ikinci partisinin sipariş edileceği haberleri vardı. Bir bütün olarak baktığınızda ne görüyorsunuz şu an Moskova-Ankara ilişkilerinde? Şimdi son bir hafta 10 günden beri Türk danışmanların Seraj'a verdikleri destekle, danışmanlıkla ve Türk askeri araçlarının yardımıyla sahada Hafter'in geriletilmiş olmasını Türk medyasında da, Türk analistler arasında da Türkiye'nin büyük bir başarısı gibi algılama boyutu var. Bunu ben de bir ölçüye kadar aynen ifade ediyorum. Hatta bu konuda İtalyanların, Ukrayna gazetelerinin işte Erdoğan Putin'i yendi ifadesini kullanacak kadar Türkiye'ye övgü dolu haberleri de var. Bunun da altını çizeyim. Ancak 26 Nisan Saleh açıklamalarından 2 Haziran'a kadar süreçte sahadaki gelişmelerde Rusya'nın askeri bağlamda yenilgisinin ötesinde yeni bir oyun planı kurma çalışmalarının olduğunu hatırda tutmamız gerekiyor. Örneğin Wagner'in çekilmesi. Ama buna mukabil Suriye'den 8-15 uçağın Libya'da konuşlandırılıyor olması. Yani sahada Rusya Hafter'i özellikle 4 Nisan 2019 sınırlarına çekilme konusunda ikna etti. Bunu Arap basını da yabancı basında bu açık kaynaklarda var. Yani bu benim yorumum olarak algılanmasın lütfen. Dolayısıyla Türkiye oradan elde ettiği, orada elde edilen askeri başarıyı her zaman olduğu gibi bu defa da iç politikaya yöneltecek şekilde kullanma boyutunu tercih etmeye başladı. Bu doğal mıdır, değil midir? Ayrı bir tartışma konusu. Şunu tekrar edeyim. Sahada TSK'nın desteğiyle, danışmanlığıyla çok net bir zafer var.